Selam arkadaşlar. Evet, şu anda Hacı Baba Ticaret'in önündeyiz. Ve değerli komutanımız burada. Evet, komutanımıza sevgi, selam. Hacı Baba Ticaret. Gördüğünüz gibi. Seklamento karargahımız. Bütün personel olarak buradayız. Komutanım merhaba. Komutanım merhaba. Siz iyisiniz. Teşekkür ederim. Saat satıyorsunuz. Saat kremasyondur vallahi, ne istiyorsunuz? Promosyon. Kremasyon. Evet. Portatiftir. Kaç para abi? Efendi? 888 mi? Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm. Evet, biz şöyle içeri geçelim. Burası kalabalık olmaya başladı. Çay kahve. Bahane. Komutanım içeri geçelim. Komutanım çok ama çok şahane. Masaya geçelim mi komutanım? Proftroldür. Hey canım. Proftroldür. Patron çıldırdı. Yani bir toplantımız var. İçeri doğru gelir misin? Bekler. Biz müşteri bekler. Komutanım. Nasılsınız? Aynı zamanda iyi bir satıcı. Bak düşürdün. Toplar mısın? Süleyman, yakından tanıyanlar biliyor benim oğlum. Süleyman komutanıma eskortluk yap oğlum. Koy. Evet komutanım, merhabalar tekrardan. Merhaba, nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Bugün iyi misiniz komutanım? İyi anlıyorsunuz, sizden nasılsınız? İyisiniz? Ben de iyiyim. Komutanım biraz seni bugün baygın gördüm. Yok vallahi. Gözler mözler gitmiş. Yok, Alaaddin Beyler var. Zamanında biz uçak savaş gemileri çaldık, biz yerine bıraktık. Kâre geçti sahipleri, bir baktık Alaaddin Sarıbey'e. Yani demek istedim, biz dedik ki keyfinize bakın biz. Adliyeden de sıyrılırız biz. Hangi devletin mal mülkü, biz orayı da satan Vietnam çıktı. Biz Vietnam'ı da satın aldık. Yani demek istedim, herkes sevgiyse her zaman bekleriz Hacı Baba. Her zaman herkese açık. Saatler kremasyondur hakikaten. Kremasyon mu komutanım, promosyon mu? Promosyonu geçtik. Promosyonu geçtik, kremasyona geçtik. Kremasyon. Vallahi onu bilmiyordum komutanım. Kromistir yani. Kromisyon. Alana mis, almayana misiz. Çok güzel komutanım. Tabii, sevgiler, saygılar. Buradan. Harikasın bu arada. Biraz rengin komutanım gitmiş kime geldi bugün? Yok, rengimde bir güneşte şey. Güneşte fazla kaldın herhalde. Burada internetçiler var. Biz çok gezip dolaştık o yüzden de. Evet. Arkadaşlar Hacı Baba Ticaret'teyiz bu arada. Yurt dışından bizi izleyen dostlara sesleniyoruz. Komutanımızı görmek isteyenler olursa. Sevgiler, saygılar. Kapımız herkese açıktır. Gerçekten her zaman açık bekleriz. Ağırlarız. Her türlü kalacak yerimiz de var. Yemek de var. Öyle öyle. Bunlar söylenmez ama komutanım gerçekten bekliyor sevenlerini. Herkes bekliyor. Çıkıp gelsin. Komutanım Dubai'ye gitme durumunuz varmış duyduğuma yok, göre. Yok, buradayız. Önce kadar Mersin'deyiz. Dubai'de bir iş sözleşmesi. Yok, herkes bir... burada Mersin'de, Türkiye'de, Antalya'da, İzmir'de, Maraş'ta, Kahramanmaraş'ta bir yere gidecek bir durum yok. Yani. Rize'de açılış varmış galiba. Havalimanı açılışı. Buradan herkese... Sevgilerimizi saygı. Ne zaman açacağız komutanım havalimanı açılışını? Tebrik ediyoruz. Burada. Komutanım Shell'de işler iyi gitmiyor. Shell'i kapatma durumunuz varmış. Vallahi Shell öyle bir durum yok. Rize'de havalimanı açılışı var. Yani Rize Shell'in vanalarını kapat, aç, kapa veya sat, al, öyle bir şey yok. Putin'le bir sıkıntı yaşadığınızı yok. Söylediniz. Doğalgazı kapatmış. Rize de dünyanın sıfır, Mersin sıfır da o da ekstra ileyici I dediğimiz I olarak, yani sıfırın yanında I'yi düşünürsek parantez, iki tane parantezin içinde bir tanesi sıfır, bir tanesi I. I Rize, sıfır Mersin. Ben şimdi niye Shell'i satayım? Öyle bir şey. Yani sıfırdayız, Mersin'deyiz. Yok öyle bir şey. Zaten kendisiyim Zız'ın. Sıfır, Rize olduğunuzda 33 tane 01 oluyor. Yani bugün neşemizdeyiz komutanım. Bir Nasrettin Hoca fıkrası rica etsem. Valla Nasrettin Hoca'ya gel, ben birileri geldi, ben geldim buraya. Biz hakikaten öldürüyoruz yani. Hakiki öldürüyoruz. He. Öyle şaka değil. 10-15 bin kişi bina mı? 10-15 bin kişi evin oraya geldi. Ve sakın yaklaşma. Terör var, mafya var.
Baktım adamlar içeride cirit mirit dışarıda. Diyor biz adamı böyle yaparız. Şöyle dedim arkadaş ben çekildim arabalar geldi yığıldı oradan orayı sıyırdık. Dedim bir gelin bakayım buraya yani o yan bina. Hepsi ceset dolu. Dedim alın götürün ya beni de uğraştırmayın böyle. El marifeti falan el yüzü öyle göz ölçümü. 500 kişi ölmüştür. 1700 kişi ölü var 1780. Hepsi de kaba dayı öyle Alaaddin Çakıcı Makıcı 5 yani. Hakiki yani. Silme süpürme götürdünüz. Silme direkt zıpladım kafasına zaten. Hepsini zıplayarak kafasına nasıl zıpladım hiç sormayın. Ya. Çekirgeye. Döner tekme gibi bir şey. Ya döner tekme hiç vallahi ölümüne. Hepsi gitti. Bruce Lee gelseydi komutanını yapardınız. Mesela valla baktım paşalarla ya paşalar da silme çekti daha dedim ben durulmaz bu var. Peki komutanım size bir sorum. Nasrettin Hoca bir gün düdüğünü kaybeder. Düdüğünü arıyor bulamıyor. Diyor Nasrettin Hoca sen düdüğünü bu kadar arıyorsun bulamıyorsun. Madem diyorlar sana diyorlar bir kese uyduralım keseye koyalım. Diyor ya bu kese ne olacak? Bu kese nedir? Herkese soruyor her gün geliyor gidiyor da rahatsız oluyor bile. Diyor tamam diyor keseyi bulduk diyor. Bir tane işte imece usulü bu imamların, müezzinlerin girip ders işlediği cami, mescit dediğimiz yerde işte ders işleniyor. Dünyanın beş bir yanı aynı. Su kesesi. Deveden yapılmış su kesesi. İçi su. Yani su yatağına benziyor. Elini koyuyor su zıplıyor yerinde durmuyor. Diyor, bunun içinde civa siyanür mü var gibilerinden ya karıştırma oraya. Elini atıyor bir tane üzüm geliyor. Diyor hoca ne denk geldi eline diyor elime üzüm geldi de ben diyor bu üzümü çıkartayım mı bırakayım mı? Diyor içkili misin? Yok diyor içkili değilim. Diyor siyah mı yeşil mi? Ben orasına diyor siz karar vereceksiniz. Evet güzel. Güzel komutanım. Düşündürücü bir fıkra. Ya devamını söyle devamını da anlatayım. Sen bilirsin komutanım sendeyiz. Mikrofon sende. Gel zaman git zaman üzümü çıkartıyor üzüm. Ana ham maddeye kadar iniyor. Kraliyete kadar çıkıyor. Padişahların yanına diyor. Bu nasıl bir üzümdür diyor. Bu diyor su torbası ne? Bu nereden gelir? Nereye? Diyor deveyi kestik. Su torbasına çevirdik. Böyle oldu. Şöyle oldu. Diyor bu işin sonu ne? Diyor Atatürk'e kadar dayanıyor. Diyor o Atatürk'ün amına koyayım. Ulan diyor biz de senin amına koyalım diyor. Senin ne işin var oğlum burada diyor. Ya diyor meraktan geldim diyor insan evladım hepimiz insanız diyor ya. Siz koskocaman padişahsınız diyor. Ben diyor elinize ayağınıza kapanayım secdeye kapanayım tüm dünyanın diyor. Efendime söyleyeyim Allah'a kapanayım ben yeminler billahlar diyor ya bırakın gitsin arkadaş diyor. Sarhoşla cahille ne adam diyor adam gibi sohbete giriyorsunuz. Gel zaman git zaman bu yine içiyor. Nasrettin Hoca kapıya dayanıyor. Padişah sofrası var. Ramazan sofrası gibi ağırlıyorlar. Ortaya bir üzüm geliyor. Giriyor içeriye rahat rahat giriyor. Hırsızı da var, alaveresi de, dalaveresi de, iş adamı da, armatörü de. Her tür bir numara yol var. Neredeyse Pioneer Tape'den tut, A'dan Z'ye uzaktan kumanda. Televizyonlar, melevizyonlarla ilgili uzaktan kumanda bile çıkacak. Ya Nasrettin Hoca bu böyle değil. Konu farklı konu. Sen diyor üzüm yiyorsun, bağını sormuyorsun. Arkadaşım diyor bitsin diyor. Ben diyor hanımı da diyor bilirim diyor. Kızımı da oğlumu da yeğenimi de diyor bir de ters çevir diyor. Bir de diyor bizim arka mahalleye bakalım. Ön mahalleye bakalım. Diyor kilidin önüne arkasına evin. Lan bakıyor götürüyor. Hiç etraftakilerin tabaklara da dalıyor çıkıyor. Ya Nasrettin Hoca sen diyor çok akıllı bir insansın. Ya kusura bakmayın diyor siz daha akıllısınız. Öyle zaman geliyor geçiyor diyor müzik de var program da var gel otur izle keyfine bak keyfini sür bizde diyor halı kremasyon falan filan
diyor biz bu yollardan da anlarız diyor. Biz düdükten de anlarız. Düdüğü de hiç eksik etmiyor. Her zaman düdüğü söylüyor. Ya diyor hoca o da diyor başka zaman konuşuruz diyor. Bu düdük de diyor ayrı bir konu. Leblebiyle başlıyor diyor gidiyor öyle. Gel zaman git zaman Nasreddin Hoca'yı çağırıyorlar. Padişah tekrar yanına çağırıyor. Ve adam diyor bu kadar bilgesin de diyor. Bu diyor 5 tane bardak diyor. İçinde su var. H2O. Diyor, hepsinde zehir var diyor. Ama diyor bil diyor içinde 4 tanesinde var. Bir tanesinde yok. Benden başka diyor Allah biliyor diyor. Sen buna da diyor cevap ver ben seni tebrik edeceğim. Çık git diyor. Ben sana istediğin üniversite diplomasını da vereyim. Her şeyi de vereyim feda edeyim. Nasreddin Hoca gel zaman git zaman duyuyor, düşünüyor, dinliyor, anlıyor. Geziyor, dolaşıyor. Yine geliyor padişahın yanına ama diyor kızını alırım. Başka diyor yeğenini de alırım. Başka diyor sülaleni de alırım diyor. Başka diyor hazineyi de alırım diyor. Ulan diyor başka diyor ben diyor herkese diyor pay diyor eşit de sağlarım. E diyor oldu diyor. Bu diyor istediğini diyor yerine getirdik. Sen diyor bizim isteğimizi yerine getir. Bunun hangisi zehir diyor hangisi su. diyor bir yakından görmem gerekiyor. Bakıyor 5 renk. Diyor bunlar mı diyor bunlar diyor. Hepsini diyor tadı aynı mı? Aynı diyor. Sen diyor eminsin eminim diyor. Ama diyor beşinden diyor içerek veya içmeden diyor sen karar vereceksin diyor. Bir kez hakkım var diyor. Ya diyor boynunu vururum. Ya bilirsin. Ya diyor bilmeden çıkıp gidersin. Görmemiş sayılır. Oo diyor iş işten geçti ki. Sen diyor gördün, görmedin, oynadın, oynamadın. Biz diyor burada mala mülke tamah, bir dünya şahit. Sen diyor bunları ne zaman da diyor öğretemem. Böyle şey olmaz diyor. Diyor koskocaman padişahsın ya. Dünya emrinde diyor. Ben diyor öğretemem arkadaş. Öğretemezsen öğretemezsin diyor. Nasreddin Hoca diyor ben diyor düşüneyim taşıneyim kararımı vereyim. Gidersin gidemezsin. Nasreddin Hoca yatıyor uykuya. Ben de uykumda bile görürüm. Uykuya yatıyor. Diyor yarın olsun hayır olsun. Yani demek istediğim konu hiçbir zaman hiçbir işin mübalağası olmaz. Herkes zengin, yakışıklı, güzel. Herkes herkese dünyayı feda eder. Malı, mülkü, canını bile dünyanın canını bile feda eder. Ama canını feda edecek bir insan dahi bulamaz. Bunu benden başka Allah biliyor. Hiç zorlamaya gerek yok. Herkes 50-50 sıfır. 50-50 de iyidir. Yarı yarıya da iyidir. Herkes yarı yarıya insan evladı. Yarı yarıya mal mülk sahibi. Tüm dünya yarı yarıya bende dahil olmak üzere. Allah'ın bir varlığıyız. Allah'a biz her zaman hürmetlerimizi sunuyoruz. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz herkese. Allah da her zaman şefkatliyiz. O da bize inandığımız kadar şefkatlidir. İnanıyorum ki. Buradan herkese sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ederim komutanım. Cihangir Göktaş Birleşmiş Milletler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Herkese en derin sevgiler, saygılar. Öyle öyle. Bu videoyu hazırlıksız çektik arkadaşlar. Beğenmemiş de olabilirsiniz ama önemli değil, mühim olan bizim sizlerle buradaki mutluluğumuzu, buradaki güzelliğimizi paylaşmaktır. En derin sevgiler.